adam parayı geri vermezse? Verir Kadir abicim, verir. Sen o parayı bizden nasıl oyunla aldıysan, o adamlardan da oyunla almayı bilirsin. İyi de canım, onlar sizin gibi sazan değilsin. Yani oyuna gelmezse? O zaman da biz senin bıyıklarını kesmek zorunda kalırız. Olmaz, olmaz. Ölürüm de bıyıklarımı kestirttirmem. O zaman biz de seni öldürüp bu dünya ile bağlantını keseriz. Bugün akşama kadar 12.500 YTL'yi istiyoruz Kadir. Evet, hem de tamı tamına, eksiksiz. Eyvah, o paranın içinden 2.500'ünü Rafi'ye verdiydim de... adamdan 10.000'i alsam bile yine eksik kalıyor. Abla, buldum. Defne'ye yavru kedi alalım. Ne, kedi mi? Ay çok iyi fikir, Defne küçüklüğünden beri pek sever kedileri. Anne ne olur biz de kedi alalım, ne olur. Olmaz evde kedi medi. Ben korkarım kediden. Oo Dombili, ne oldu? Kedi yok mu yoksa? Var da çok pahalı be kardeşim ya. Ben nereden bulacağım o kadar parayı? Abicim sen de en cins kedilere mi baktın? Daha ucuzları vardır mutlaka. Yok abicim yok. Kaç tane pet shop gezdim ya. Yok Siyam kedisi, yok İran kedisi, yok Van kedisi, zırt kedisi, pırt kedisi. Kardeşim bu kediler amma pahalıymış ya. Senin bütçen ne kadar ki? 20 lira. Belki bozuklarla 22 lira çıkar. Sen de bu canlı kedi işinden vazgeçeceksin Dombili. Gideceksin efendi gibi peluş bir kedi alacaksın. Sinanlardan aldığı parayı geri verdin mi peki? Vermiştir herhalde baba. Tabii canım, vermiştir. Vermemiştir o. Yerken Şadi yarım boy kadar üstünlük sağlıyor. Defne binde ataklarını görüyorum. En dıştan Efe dayı koptu geliyorsan yeri severler. Şadi'ye birinciliği koruma gayretleri içerisinde. Hadi ayrılma kızım Sürbatu, ayrılma. Atakları var. Efe dayı geliyor, orta tekibarı geliyor, refrem geliyor. Bu üç at üstü şimdine katlar sevgileri sevler. Şadi ve Sürbatu'yu durdular sanki. Yarışın son 50 metresi şimdi. Deli Dumrul koptu geliyor. Deli Dumrul geliyor. Efe dayı geliyor. Deli Dumrul geliyor. Deli Dumrul geliyor. Deli Dumrul geliyor. Şimdi yarışa hakim oluyor. Ve kontaya ulaşan 8 numaralı Deli Dumrul oluyor. Efe dayı ikinci. Ortadaki boru üçüncü. Ve son hatayla Gökgöz'ün dördüncü. Yarışın gayri ismi sırası 8-1-7-4 sayı yarı severler. Şadi ve Sürbatur baştan beri üstün götürdükleri işte potaya bile giremediler. Hayret doğrusu. Nasıl ya? Gitti on günlüğüm. Ben ne yapacağım? Ben mahvoldum. Ben öldüm. Ben öldüm. Allah'ım var senin güzel kedin. Dombi, neredesin sen be? Ha, neredesin? O elindeki ne? Kedi. Kedi mi? Ne kedisi? Sokak kedisi. Sokakta buldum. Yıkayıp temizleyeceğim be. Bir kedi eksikti. İyi istemem ben burada kedi medi. Biz kendi karnımızı zor doyuruyoruz. Bunu nasıl doyuracağız? Kediyi kendime almadım ki Kadir abi. Bir arkadaşıma hediye edeceğim. Kendisi kedileri çok sever de. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Biz burada çalışıp çabalayalım. Dombili efendi hediyelerle uğra... Dur bakayım şuna bir. Bu hiç sokak kedisine benzemiyor oğlum. Bu cins bir kediye benziyor. Belki iyi para eder ha? Şuna baksana ya. Minik bir panter gibi sanki. İnşallah huyu da panter gibidir. Annemi çabuk kaçırır evden. Aç mıdır acaba? Birazdan mama veririz. Ama önce babaannene sürpriz yapalım. Anne! Anneciğim! Bak biz ne aldık? Efendim kızım. Köpek yavrum, köpek. Aa, bu çok güzel. Ben bunu istiyorum anne. Anne bak, köpeğin bu evde işi ne? Merhaba. Merhaba küçük hanım, buyurun. Benim kedim kayboldu da. Hı. İşte bu da fotoğrafı. Bir haftadır ortalarda yok. Her yere baktık bulamıyoruz. Ay, umarım çalınmamıştır. Hı. Bulana $5.000 ödül vereceğiz. Ne $1.000, $5.000 mı? bu kadar ediyor muymuş bir kedi? Yani aslında gerçek değeri çok çok daha fazla. Çok az bulunan bir cinstir. Ne kadar fazla mesela? Yani 20-30 bin dolar civarında mıymış neymiş? Bu Dombili'nin getirdiği kedi değil mi ya? Evet, ta kendisi. Ben bu kediyi gördüm. Yani şimdi sen bizim paramızla bu kediyi mi satın aldın? Almadım Sinan abi. Dikkat edersen yatırdım dedim.
Yani fona yatırır gibi. Fona yatırır gibi mi? Sen hafızanın geri geldiğinden emin misin Bacanak? Delirtme bizi ya, ne fonu? Bacanak, eğer delirmeden biraz daha kalabilirsen her şeyi anlatacağım. Sinan abi, bak ben bu kediyi dün 12.500 liraya kelepir fiyatına aldım. Tamam mı? Aslında bu kedinin bugünkü fiyatı 20.000 dolar. Ama ben bu kediyi bugün satmadım. Ama bir sor bakalım niye satmadım? Niye satmadım? Çünkü ben bunu yarın satarsam değeri artacak. Yani repoya yatmış bir kedi olacak. Hoş geldin baba. Merhabalar. Merhaba minik kuşum. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Olmaz Kadir abi. Ben bu kediyi Defne'ye hediye edeceğim. Saçmalama Dombili baykuşa sen. Ben Defne'ye başka kedi alırım. Delirtme lan beni. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk deli baldız. Sen de hoş geldin Hasan. Hoş bulduk Defne. Defne, iyi ki doğdu. Bu senin için. Yok Defne, bu senin için değil. Hayır Defne, bu senin için. Sana aldım. Yalancı Dombili, almışmış. Yalan Defne, sana almadı. Ya Kadir abi, sana ne oluyor ya? Ya Kadir, ne oluyor orada? Yok baba, bir şey olmuyor. Hadi Defne, alsana bunu. Hah, işte Yavuz Bey, bizim kedi de burada. Merhabalar. Eyvah, geldiler. Kıyamet kopmadan tüymek lazım. Hoş geldin Sinan, hoş geldin. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, hoş bulduk hayatım. Hoş bulduk. Defneciğim, iyi ki doğdun. Teşekkür ederim Sinan abi. Çok sevdiysen bir tane de sana alalım. Nasıl yani? Çünkü bu kedinin sahibi Yavuz Bey de onda. Merhabalar. Yavuz Bey mi? Bu kedinin sahibi Defne'den başkası değil Sinan abi. Bir yanlışınız var herhalde. Hasan, bu sefer de sen mi hafızanı kaybettin oğlum? Biz bu kediyi Yavuz Bey'e sattık ya. Herkese merhabalar. Merhaba, merhaba Defne. Kimse kımıldamasın. Oluyor ya. İşte memur bey, çalınan kedim burada. Çalınan mı? Hasan? Ben kedi falan çalmadım ki. Kıcım, canım çok özledim seni. Canım. Kim çaldı bu kediyi? Kimse memur bey. Ben bu kediyi sokakta buldum. Kadir, sen bu kediyi parayla aldım dememiş miydin? Dedim mi? Siz kimsiniz? Ben kedinin sahibi olduğumu sanıyordum. Siz? Ben de öyle değil miymişiz? Siz kimsiniz? Vallahi bu beyler bu kediyi bana satacaklardı yani. Ama biz yani ben bu kedinin çalıntı olduğunu bilmiyorduk. Çalıntı mıymış? Hayır vallahi çalıntı değil ya, ben bunu sokakta buldum. Sinan ne demek bu? Vallahi ben de anlamadım hayatım. Tankut? Bana bakma yeşil gözüm, ben yeni geldim. Senden fazlasını bilmiyorum. Ne olmuş Kudret, anlamadım. Ben hiçbir şey anlamadım. Size ihbar yapan kimdi hanımefendi? Barmen Çağatay Bey. Barmen Çağatay mı? Pardon. Bir yanlışlık oldu da. Ben bu kedinin çalındığını sanmıştım. Bakın Allah'ın işine. Zavallıcık kaybolmuş. Bizim bu iyi kalpli Hasan da bu kediyi bulmuş. Ne olur ne biçim bir türlü anlamış değilim. Hanımefendi, bu beylerden şikayetçi misiniz? Madem ortada bir çalıntı falan yoksa değilim memur bey. Ben kızımı buldum ya, o bana yeter. Ay yine de çok teşekkürler Çağatay bey. Bir şey değil. Sizinle doğum gününüzü berbat ettiğim için çok özür dilerim. Önemli değil canım. Ama kızım yavrulayınca söz ilk yavruyu size vereceğim. Gerçekten mi? Evet söz. Size iyi eğlenceler. Teşekkürler. İyi eğlenceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın. Güle güle. Görüşeceğiz Çaça. Görüşeceğiz Dombili. Görüşeceğiz Kadir abi. Defne, yemin ederim benim param olmadığı için sokaktan bir kedi bulmak istemiştim sana. Vallahi çalmadım ben onu. Sana inanıyorum Hasan. Şimdi müsaadenle Çaça'ya bir iki lafım var. Çaça? Efendim Hasan? Ölümlerden ölüm beğen kardeşim. Geberteceğim seni. Beni yormayın. Kendiniz halledin. Hiç merak etme Kudret abi. Tankut ne yapacağını biliyor sen ya. Hayır.
evlilik yıldönümümüzü unutmazsın Kadir. Aşk olsun Hülya, teessüf ederim. Ben ne zaman evlilik yıldönümümüzü unuttum ki şimdi unutayım? Her zaman. Geçen seferkini, bir öncekini, ondan bir öncekini. Öyle mi dedi? Bak ben unuttuğumu bile unutmuşum Hülya. Hülya, bizim evlilik yıldönümümüz tam olarak hangi tarihe denk geliyordu? 3 gün sonra Kadir. Bak peşin söylüyorum, bu sefer de unutursan gerçekten bozuşuruz. Niye unutayım hayatım? Yarın ilk iş olarak çok lüks bir restoranda ikimiz için yer ayırttıracağım Hülya. Ciddi misin? Laubali bir halim mi var Hülya? Göreceksin bak, müthiş romantik bir gece yaşayacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra da gecenin sonunda noktayı koyacağız. Kıdık. Yapma Kadir. Hem sana noktayı unut Kadir. Annenle baban bu evdeyken baş başa kalmamız mümkün değil. Şuraya bak. Hırsızı, uğursuzu, kapkaççısı hepsi dolmuş İstanbul'a. Yaşanmaz artık bu şehirde. Sinirlenme Kudret. Tansiyonu çıkacak yine. Sen böyle söyleyince daha çok sinirleniyorum. Tamam canım, bir şey söylemedim ben. Nasıl söylemedin? Şimdi söyledin ya. Tansiyonumu çıkacak, yoksa bir de şimdi çıkacak. Sakin ol Kudret. Hadi şöyle geç otur. Ya sana mı soracağım nereye oturacağımı? Oturmayacağım oraya. Buraya oturacağım. Heh, şuraya bak. Gencecik çocuğu maganda kurşunuyla öldürmüşler. Canım, o da mı benim suçum? Ben sıkıldım artık bu İstanbul'dan, sıkıldım. Memleketi özledim. Ama Hülya, annemle babama yeter artık, evinize gidin diyemem ki ya. Sen annene babana böyle bir şey söyleyebilir misin? Hayır ama senin annene babana söyleyebilirim. Hayır, yapamazsın Hülya. Peki, sonsuza kadar annenle baban bizimle mi yaşayacak? Ne sonsuzu Hülya? Yaşlı başlı insanlar daha kaç yıl yaşarlar ki? Bir geldik yerleştik Bahri. Artık memlekete geri dönme zamanı geldi. Dönme zamanı mı? Evet. Bavulları hazırla. Memlekete dönüyoruz. Ne oldu bu kadar ani? Ne anisi ya? Bir senedir buradayız. Hayatım biraz daha beklesek belki kendiliklerinden giderler. Sen söylemezsen hiçbir zaman gitmezler Kadir. Benim söylemem bir şey değiştirmez Hülya. Buna ancak babam karar verebilir. Buna ancak ben karar veririm Bahriye. Gideceğiz dedim mi, gideceğiz. Hiç olmazsa Kadir işlerini yoluna koyana kadar kalsaydık. Onun işleri hiçbir zaman yoluna girmez ki. Ölene kadar ben mi düşüneceğim onu? Biz yokken ne alt ediyorlarsa gene onu yapsınlar. Onları göndermenin bir yolu olmalı. Yolu mu? Nasıl? Ay nereden bileyim ben Kadir? Her türlü dalavereye kafan çalışıyor. Buna da bir çözüm bu. O bulur bir şey. Onu dolandırır, bunu dolandırır, geçinir giderler işte. Kim? Kadir mi? Ya sen oğlunu ne sanıyorsun ha? Ne sanıyorsun? Sütten çıkmış akacık mı? Bunu bilmem Kadir. Annenle babam bu evden gidecekler. Yavaş Hülya, yavaş, şimdi duyacaklar, yükseltme sesini. Duysunlar Kadir. Duysunlar olur mu Hülya? Huzurumuzu kaçırdıklarını sanacaklar. Onlar yüzünden kavga ettiğimizi sanacaklar ya. Huzurumuzu kaçırdıklarını düşünürlerse giderler mi? Giderler mi? Tabii ya. Neden olmasın Kadir? Onların önünde numaradan kavga edeceğiz. Onlar da bizim huzurumuzu kaçırdıklarını düşünecekler. Belki o zaman giderler. Harika bir düşünce. Mükemmel, perfect. Ya ben bile düşünsem bunu bulamazdım bunu ya. Harika. Ne demişler? Körle yatan şaşı kalkar. Yedi. Burada torna bir de girişi var. Ondan sonra torna bir de girişi var. Ya kim bu? Gerçekten mi? Tabii kimi kandıracak? Seni kandıracak. Ne o abicim? Yine etrafına toplamış kızları. Oğlum çocuk işini biliyor. Zehir gibi. Allah'ım ya Rabbim, bu maymunla ne buluyorlar anlamıyorum ben ya. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Kıskandın mı? Zoruma gitti. Kıskandım. Sen kıskanmadın mı abicim? Nedir benim bu şanssızlığım ya? Herkese Claude de Schiffer, bize gelince ya Rabbi şükür. Şaban, kızlar gitar çalan erkekleri karizmatik bulurlar. Hiç duymadın mı? Yahu bir kere bile çaldığını görsek neyse. Abicim, gitarın olması bile yetiyor. Bir de çaldığını düşün adamın. Üf! Evet.
Tamam canım. Madem istiyorsun döneriz memlekete. Hadi hadi kalk. Bavulları hazırla şimdiden. İyi bari. Bıktım artık Kadir, bıktım ya. Ya daha çok çalışıp büyük bir ev kiralarsın. Yoksa ben annemin evine gidiyorum. Dilersen gitme. Ben evlenirken seni sarayda oturtturacağım diye söz vermedim ki. Kulübede de oturacağız demedin ama. Görüyorsun işte. Bu eve bu kadar kişi sığamıyoruz. Ne demek sığamıyoruz? Allah'a şükür ayakta yolcumuz yok. Herkesin oturacağı bir yer var işte. Sen işe yaramaz adamın tekisin Kadir. Ağzından çıkan lafları kulağın duysun Hülya. Şu anda hak ettiğin cevabı bir şamar gibi suratının ortasına patlatmıyorsam... bunun tek sebebi tek çocuğumun annesi olmandır. Öyle mi? Evet. Benim de sana bunca yıldır tahammül etmemin tek sebebi çocuğumun babası olmandır. Küstahlaşma. Küstahlaşma Hülya. Küstahlaşmıyorum Kadir. Sen işe yaramaz bir serserisin. Serseri mi? Sen bana serseri mi? Gel Hülya. Sen bana serseri mi? Ya bunlara ne oldu şimdi ya? Ah benim salak kafam ah! Zamanında ne doktorlar mühendisler istedi evlenmedim. Bula bula senin gibi bir çulsuzu buldum. De sen bana çulsuz mu dedin Hülya? Evet çulsuz dedim ah! Sen bana çulsuz diyemezsin Hülya. Dedim. Öyledir koçum benim, süperdir benim gitarım. Kendim yaptım biliyor musun? Ben tabii. Karar verdim abiciğim, ben de gitar alacağım. Defne'nin gözünde acayip karizma yapacağım bak görürsün. Kardeşim gitar almakla bitmiyor ki iş, çalmak da gerekiyor. Hiç gerekmiyor abiciğim. Az önce sen söylemedin mi gitarın olsun yeter diye? Bu çocuğu gitar çalarken gördün mü sen? Saçmalama Dombili, çalıyordur herhalde. Yoksa süs köpeği gibi her gün gitarını mı gezdirecek? Bir iki parça da ben öğrenirim. Bu kadar zor mu yani? Yeter! Daha fazla konuşma Hülya! Harikaydık, çok iyi oynadık. Annemle babam kesin yarın memlekete giderler. Şşş, inanmışlar mıdır gerçekten kavga ettiğimize? Tabii inanmışlardır Hülya. Neredeyse bir ara ben bile inanıyordum. Çocukları böyle kavgalı bir durumda bırakıp memlekete gidemeyiz. Evet. Çocukları barıştırmadan memlekete dönemeyiz. Ya ben ne diyorum Bahriye? Ne diyorsun? Benim sinirimi bozma Bahriye. Çocukları barıştırmadan gidemeyiz diyorum. Ben de onu diyorum işte. Sen barıştırmazsan barışmaz bunlar. Zaten tek başına neyi becerebildi ki bu beceriksiz? Tam da memlekete geri dönecekken. Allah Allah. Hadi kızlar kalkalım artık. Ben bir yerde bir saatten fazla oturmuşum. Hadi hayır, bize gidelim. Hayır bize gidelim. Ama Art bana sözün var. Hayır açmayın. Senin açmanımıza gerek yok. Bize gideriz hep beraber. Orada eğlenceye devam ederiz. Hadi kalkın. Evde bir sürü içki var. Ayrıyeten ama, bir sürü de güzel müzik var. Ama gerçekten hesabı ödeyelim. Hesabı ben öderim canım. Aa harikasın. Çaça yaz tahtayı al haftaya hesabı abi. Eyvallah. Art sana bir şey söyleyeceğim. Şuna bak abicim ya, kızların hepsini aldı götürdü valla. Kesin karar verdim, ben de bir tane gitar alacağım. Bir iki de parça öğrendim mi, Defne avucumun içine kesin alırım. Sana kolay gelsin Dombili, ben de boşları alacağım. Dün geceki uyduruk kavgadan sonra çok etkilenmişe benziyorlar. Eminim birazdan memlekete gideceklerini söyleyecekler. Bunları barıştırmadan hiçbir yere gidemeyiz. Hadi baba hadi. Seninle konuşmamız lazım Kadir. Hah, söylüyor işte. Tabii baba konuşalım. Mutfağa gelir misin kızım? Benim de seninle konuşacağım şeyler var. Allah'ım plan işe yaradı. Gidecekler galiba. Ceren, sen de odana kızım. Hadi. Odama mı? Uzatma Ceren. Dedenle önemli bir konu konuşacağız kızım. Zaten bu evde ne zaman önemli bir konu olsa ben hep odamda oluyorum. Evet baba, sizi dinliyorum. Ne söyleyecektiniz de? Buyurun anne, sizi dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz?
Karizmaysa karizma kardeşim. Şimdi de bunu en karizmatik şekilde nasıl taşırım onu bulmalıyım. Göbeğime geldi, olmadı ki. Bu da çok saçma. Acaba defterin hoşlandığı bir taşıma şekli var mı? Karınla barışacaksın Kadir. Barışacak mıyım? Evet, barışacaksınız. Bunu söylemek için mi benimle konuşmak istediniz yani? Evet. Küslük size yakışmaz. Hem bak çocuğunuz da var. Ben barışmam anne. Ne demek barışmam? Barışacaksın. Lütfen siz bizim işimize karışmayın baba. Karı koca arasına girilmez. Biz bir iki gün sonra iyi oluruz, siz kötü olursunuz. Ya iyi olun diye araya giriyoruz işte. Araya girerseniz iyi olacağımızın garantisi yok ki baba. Hayır anne, barışamam. Kadir bana hakaret etti. Hakaret mi etti? Ne dedi? Aa, şey dedim. Ya duymadınız mı canım? Yani bir sürü şey söyledi burada. Bu iş bitti baba. Boşanacağım Hülya'dan. Beni sinirlendirme Kadir. Ne demek boşanacağım? Gayet açık ve net işte baba. Boşanacağım demek, boşanacağım demektir. Hem ben sizin sinir ve stres katsayınıza göre medeni halimi belirleyemem ki. Değil mi baba? Ya insan bir kavga etmekle yuvasını yıkar mı hiç? Yıkar anneciğim. Hem madem yuvamız yıkılıyor, siz de memlekete dönersiniz herhalde. Sizin hiç aklınız yok kızım, hiç. Karınla barışacaksın dedim sana. Olmaz baba, hayır. Zorla güzellik olmaz ya. Bak, sıkacağım gırtlağını şimdi. Ama gırtlak sıkmakla da güzellik olmaz baba. Olur Kadir, olur. Sıkacağım baba. Baba, baba ne yapıyorsun? Kadir. Baba boğuluyorum. Baba bırak. Görüyor musun sen şu işi? Yoktan yere kavga ettiler. Annemle babam kavga etmez ki babaanne. Etmez mi? Evet. Annem babama kızar, babam da hallederiz Hülya der. Ben bakın. Ah, merhaba abla. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim abla. Aa, ne oldu? Tankut sorun çıkarıyor. Of, hadi gel biz mutfağa geçelim canım. Aa, Bahriye teyze merhaba. Merhaba Cena. Merhaba. Merhaba yav. Personel. Ne gürültüsü Kadir abi? Gitar çalmayı öğreniyorum. Neyini öğreniyorsun? Çalmışsın işte. Nereden çaldıysan götür sahibine geri iade et. Ya ne çalması Kadir abi? Ben bunu taksitle satın aldım. Taksitle mi satın aldın? Evet. O zaman taksitle satın aldığın şeyi götür peşin olarak geri iade et. Ben ofisimde beraber ve sol aylaklıklar istemiyorum. Ya Kadir abi, gitar çalmamın sana ne zararı var? Ne faydası var ki? Faydası yoksa zararı var demektir. E zararı varsa da faydası yoktur. Bilmem anlatabildim mi dombili? Tamam. Aman aman. Bana bak. Sallanma. Çay koy bana çabuk. Gitarmış. Post bıyık seni. Tankut çocuk istemiyor abla. Ay cins senin bu kocan kızım ya. Çocuk istenmez mi hiç? Tabii öyle açık açık söylemiyor. Resmen işi yokuşa sürüyor ama. Neymiş efendim? Çocuk olayına henüz hazır değilmiş. Belki de çocukları sevmiyordur İpek. Bana bak Dombili. Ben bu ofiste gitar mitar istemiyorum.
İlla bir aktivite yapacaksan edebiyatla uğraş. Edebiyatla mı? Evet, edebiyatla. Parmağınla şu tozlu masaların üzerine ufak ufak hikayeler yaz. Hem böylece masalar temizlenir, hem de sen edebiyata yatay geçiş yapmış olursun. Ben masaları her gün siliyorum Kadir abi. Sus! Bana masal anlatma Dombiri. Bana masal anlatma. Astos böceği gibi gitar çalıp şarkı söyleyeceğine biraz çalış. Ortalığı temizle. Şunun haline bak. Rezalet. Pislik. Öbür zaten afyon kaymağı Kenya'da kaytarıyor. Sen burada kaytarıyorsun. Kızdırmayın beni. Ama Kadir abi. Aması maması yok Dombiri. Aması maması yok. Yıkıl karşımdan. Yıkıl. Çocuk bu evin neşesidir ya. Aslında bir çocuğumuz olsa eminim Tankut da çok sever. Bir fark etse. Aa! Peki ama ben neden fark ettirmiyorum ki? Nasıl? Dombiri, iç çayımı tazele. Çabuk hadi çabuk çabuk. Her iş yerinin kendine göre kuralları vardır. Bu iş yerinde gitar çalmak serbest olsaydı ilk önce ben çalardım. Hem de Buselik makamında çalardım. Ama yasak işte. Yasak. O yüzden çalmıyorum, sadece bozuk çalıyorum. Çayını getirdim Kadir abi. Bak görüyorsun işleri aksatmıyorum işte. Hele bir aksat. Hele bir aksat maaşından keserim. Zaten aylardır maaş verdiğin yok ki Kadir abi. Nesini keseceksin? Dua et vermiyorum. Yoksa kaytardığın için yarısını kestiydimdi şimdi. Ay anlasana abla. Osman ablanın oğlu Efe bir süreliğine bizim evde kalırsa Tankut'la çocuk olayının ne kadar güzel bir şey olduğunu fark eder. Aslında hiç fena fikir değil. Kesinlikle. Sen biraz önce çocuk evi neşestir dememiş miydin? Tankut'un kafasına bunu sokmam lazım. Oh, bu sorun çözülmüştür. Ne güzel. Bir de bizim sorunumuz çözülse. Kadir'in annesiyle babası yerleştiler, gitmek nedir bilmiyorlar ya. Ama giderlerse üzülürsün bak abla. Sen çok alıştın kayınvalidenle kayınpederine. Hadi hadi çok konuşma sen. Hadi ben çıkıyorum. Bir an önce gidip Osman ablayla konuşayım, Efe'yi bize davet edeceğim. İyi hadi bakalım. Yani ortada hiçbir sebep yokken birbirlerine girdiler Sinan. Düzelir Kudret abi, düzelir. Sıkma canını sen. Sıksa iyi olur Sinan abi. Bu iş düzelmez artık. Ayol, karı koca arasında olur böyle şeyler. Söylüyoruz ama dinletemiyoruz. Tutturdular ayrılacağız diye. Ben tutturdum işte böyle tuttururum anneciğim. Karar verdim, boşanacağım. Ya benim asalım bozma Kadir. Barışacaksınız. Baba o barışsa bile ben barışmam. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Ya sizin derdiniz nedir ha? Ayrıldığımız zaman dert mert kalmayacak işte baba. Halledeceğiz. Neden anlamak istemiyorsunuz ya? Yeter artık ya, yıllarca seni çektim. Senin gibi işe yaramaz bir adamla aynı çatı altında kalamam ben. Asıl ben seninle aynı çatı altında kalamam Hulya. O zaman ben annemin evine gidiyorum. Hiç gerek yok. Ben gidiyorum Hulya. İnceldiği yerden kopsun ya. Kudret. Kadir. Kadir, oğlum nereye gidiyorsun sen? Evi terk ediyorum baba. Nasıl olsa başımı sokacak bir yer bulurum. Hallederim. Kadir! Ay, bu iş oldu sayılır artık. Gerçi birkaç gün bu sağlıksız ve gayri ortopedik yatağa katlanacağım ama... babam memlekete gittikten sonra da huzura kavuşacağım. Yürü Kadir, eve gidiyoruz. Ne evi baba? Ne evi? Benim evim burası. Burası benim hem ekmek teknem hem evim artık. Yapma Kadir, yuvanı yıkma. Pire için yorgan yakılmaz. Yakarım Sinan abi, yakarım. Gerekirse Roma'yı bile yakarım. Ya sen beni diriltecek misin be adam? Selam çaça. Oo, bu ne Dombili? Sence neye benziyor abicim? Bazıları gitara benzetiyor ama. Vay be, kardeşime bak. Sonunda aldın ha. İyiydi oğlum, bunu çalamadıktan sonra ne işe yarayacak? Karizma yapmaya yarar. Defne benim gitarımın olduğunu öğrenince bana hasta olacak abicim, hasta. Diyorsun. Al şunu.
Yürü. Eve gidip karınla barışacaksın. Aa, baba bak kulağıma acıyor baba. Başlat başını kulağından. Baba acıyor. Yürü baba. Kudret abi yapma çocuk mu bu ya? Bir tokada basacağım baba, ha. Yürü çek sen. Kulağım. Çek. Yürü bir vakit ya. Kudret abi. Çalmasını bilmediğine göre herhalde gezdirmeye çıkardın gitarını Dombili. Oğlum dalga geçmesene ya. Bana bak. Yemini suyunu ihmal etme gitarını, tamam mı? Çaça. Ayıp oluyor ama ha. Dombili sen aşılarını yaptırdın mı bu gitarın? Çok komik. Geç bakayım içeri. Baba kulağım baba. Kadir. Hadi sarılın öpüşün. Barışın bak. Canım niye kulağını çekiyorsun çocuğum? Onlar kendi aralarında barışırlar. Sen karışma bak niye? Sen karışma. Zaten sinirim tepemde. Bak bütün acımı senden çıkartırım ha. Zaten her şeyin acını benden çıkarırsın. Ayağındaki çoraba sinirlenir, onun acını bile benden çıkarırsın. Lafı çevirme Bahriye. Lafı çevirme. Çevirsem ne olacak canım? Aa yeter be. Ya sen ecelini mi sadın kadın? Ya Dombili cipsi gördün mü? Ne cipsi? Cipsi Kings'i. Sen alay et abicim sen alay et. Yakında bu gitarı çalmasını öğreneceğim ben. Ya aslında ben ortaokulda mandolin çalıyordum kardeşim ya. Onun gibi bir şey değil mi bu? Şşş Çaça bak dinle. Kes Dombili. Dükkanın bereketini kaçırıyorsun be. Çok mu kötü çalıyorum ben ya? Kötü denemez Dombili. Kötü demek için az da olsa çalıyor olmak gerekir. Ama sen hiç çalmıyorsun Dombili. Böğürüyorsun. İyi akşamlar. Merhaba Defne. İyi akşamlar. Tanıştırayım. Eric Clapton, Defne. Defne, Eric Clapton. Beni yıllardır çocuk gibi azarlamadan bıktım Kudret. Bıktım artık. Sen de kendini çocuk gibi azarlatma. Her lafa baydınız olma. Ağzımı açsam suç. Ağzını açma Bahriye. Benim sinirimi bozma. İşine gelmiyorsa çeker gidersin. Kimi kimin elinden kovuyorsun sen? Burası benim oğlumun evi. Yürü Kadir. Gidiyoruz. Baba. Git. Nereye gidersen git bir daha da gelme. Anne nereye gidiyoruz baba? Ofise. Yoksa elinden bir kaza çıkacak. Yürü. Ama baba. Anne. Demek gitar çalıyorsun Hasan. Evet. Hem de sular seller gibi. Allah Allah. Senin müzik konusunda yetenekli olduğunu hiç bilmiyordum bak. Ben hala bilmiyorum. Hadi Hasan bize bir parça çalsana. Çalayım mı? Sakın ha Hasan. Kızın gözünden iyice düşersin oğlum. Hadi Hasan. Çalarım çalma sıra da. Bak akordu bozuk. Akord et o zaman. Akord etmesine ederim tabii de. Vallahi şu anda hiç havamda değilim Defne. Neyse canım. Başka bir zaman çalarsın artık. Saat kaç Çaça? 22:27. Benim gitmem lazım. Çok geç kaldım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Allah Allah. Acaba Defne yeterince karizmatik bulmadı mı? Hiç oralı olmadı. Ah be Dombili ah be. Kabahat gitar da değil ki oğlum. Sen de çalmayı bilmiyorsun. Göreceksin oğlum. Ne yapacağım ne edeceğim ben bu gitarı çalmasını öğreneceğim. Gel baba çay demledim mis gibi. Hep senin yüzünden. Karınla seni barıştıracağız derken annenle kavga ettik. Tam da memlekete gidecekken ya. Memlekete gidecekken mi? Evet. Yani siz böyle kavgalı durumdayken bırakıp gidemezdik herhalde. Baba sen bizim yüzümüzden annemle niye kavga ediyorsun? Niye aranızı bozuyorsunuz? Biz Hulya ile kavga ederiz. 5 dakika sonra yine barışırız. Ya boşanacağız diye tutturdunuz ya. Biz öyle tuttururuz baba. Tuttururuz ama boşansak bile 5 dakika sonra gene evleniriz. Yani hallederiz. Anneciğim. Buyur ıhlamur. Sinirlerine iyi gelir. Sağ ol kızım sağ ol.
Anne, memlekete gideceğinizi niye bize daha önce söylemediniz? Söyleyecek fırsat bırakmadınız ki kızım. Tam söyleyecektik, Kadir'le kavga ettiniz. Bence planınızı hiç bozmayın anneciğim. Siz dönün memleketinize. Biz Kadir'le hemen barışırız. Artık siz barışsanız bile Kudret'le biz asla barışmayız. Şimdi arayıp Hülya ile barışıyorum baba. Ama siz de annemle barışacaksınız. Olur mu öyle şey canım? Karı koca arasında böyle ufak tefek münakaşalar olur. Normaldir. Kapat şu telefonu, kapat. Hayatta barışmam o kadınla. O barışsa bile ben barışmam. Yapmayın anneciğim, yani ortada hiçbir sebep yokken. Ne demek sebep yokken? O adam beni resmen dövdü. Dövdü mü? Şimdi elimden bir kaza çıkacak dedi ya. İyi ama anneciğim, çıkmadı ki. Olsun, çıkmadıysa bile çıkmış kadar oldu. Yapma babacığım ya. Hiç birey için yorgan yakılır mı? Yakarım Kadir. Gerekirse boşanırım bile. Boşanır mısınız? Olur mu öyle şey babacığım? Parçalanmış ailelerin çocukları sorunlu oluyor. Psikolojileri bozuk oluyor. Bari kendinizi düşünmüyorsunuz. Beni düşünün. Semih'i düşünün. Uzatma Kadir. Uzatma. Hadi bana bir yatak hazırla. Ey Allah'ım ya, ey Allah'ım. Bunlar da mı gelecekti baş? Bak baba, peşin söyleyeyim. Eğer annemden ayrılırsan ben övey anne möveye anne istemiyorum ona göre. Ben bir yatak hazırlayayım bana. Hala vurduğunu şerif yavrum. Hadi kalksana. Ben kalktım baba. Kuru iftira, ben uyumuyorum. Ben iki saat önce uyandım zaten baba. Hadi kalk, kahvaltı hazırla. Kahvaltı mı hazırlayayım? Ben mi hazırlayayım? Yok, baban. Babam, iyi babam hazırlayacaksa ben iki saat daha kestireyim baba. Ya sen eğer çay koyacaksan tüp müp mutfakta baba. Ya kalksana. Şu anda ne yapıyorlar acaba? Kadir bu saatte uyanamaz ama babam onu zorla uyandırmıştır anne. Kahvaltı etmişler midir? Anne herhalde, yani aç kalacak değiller ya. Babam çok güzel yumurta yapar babaanne. Sen onları hiç merak etme. Hadi sene Kadir, hadi. Geldim baba, geldim. Yumurtan hazır. Sana öyle bir kahvaltı hazırladım ki parmaklarını yiyeceksin. Bu ne bu? Yağda yumurta baba. Bir yumurta yapmayı bile beceremiyorsun be. Beceriksiz herif. Ya yumurtaları niye çırptın? Çırpmayacak mıydım? Çırpmayacaktın tabii. Yumurtaların beyazı ayrı, sarısı ayrı olacaktı. Hallederiz baba. Gerçi bu saatten sonra sarılarla beyazları ayırmak öyle kolay değil ama... ben sana sarılar ayrı, beyazlar ayrı olaraktan... bağımsız ve federe bir yumurta daha yapayım. Bırak, bırak hadi. Otur, bırak. Senin yapacağın yumurtadan hayır bekleyen de kabahat zaten. İlaçlarını da almadı Kudret. Maazallah tansiyonun bir çıkarsa. Eczaneden alırlar babaanne. Perişan olacak bunlar, perişan. O zaman barışıp memlekete dönün anne. Asla barışmam, asla. Bu ne? Bu ne biçim çay be? İmamın abdest suyu gibi be. Nesi var baba? Mis gibi çay işte. Hem de tavşan kanı. Ya senin hayatta becerebildiğin bir şey yok mu ya? Çalışmayı beceremezsin. Para kazanmayı beceremezsin. Yemek yapmayı beceremezsin. Ne biçim adamsın sen ya? Nereye gidiyorsun baba? Çorba içmeye. Dışarıya çıkıyorum. Senin yaptığın kahvaltıyı yiyen hayatta bir daha kendine gelemez. Günaydın. Günaydın Kadir abi. Günaydın, senin babandır. Ben ne dedim şimdi ya? Bak hala konuşuyor. Sus tombili, konuşma. Benim sinirimi tepeme çıkarma. Ben gidiyorum, sen de kahvaltıyı topla. Yürü. Aa, süper kahvaltı var ha. Hoş geldiniz. Bu çocuk hayatımızı kararttı Yeşil Gözlüm. Hayatımızı kararttı. Ama Tankutcuğum,
Aa, ne oluyor İpek? Daha ne olsun Hülya? Hayatımızın her dakikasını Efe'ye endeksledik. Bu velet izin vermeden nefes bile alamıyoruz. Nefes alabilirsiniz Tankut amca. Rafiye, Defne'yi ayarlamak üzereyim kardeşim. Ayrıca gitar da bende acayip karizmatik durdu ha. Sen Kenya'dan gelene kadar ben Defne'yle çıkmaya başlarım bile. Ne demek nasıl? Kardeşim, sen kızların gitar çalan erkeklere hasta olduğunu bilmiyorsun galiba ha? Bu çocuk yüzünden kendimize doğru dürüst zaman ayıramıyoruz Hülya. Yok Efe'nin yemek saati, yok Efe'nin ders saati. Yani birazcık abartmıyor musun Tankut? Efe akıllı bir çocuk. Ne zararı var sana? Beni onunla parka götürecek misin Tankut amca? Hayır, götürmeyeceğim. Tankut! Ne var canım? Ben bu çocuğun dadısı mıyım? Çocuğun yanında sesini yükseltme Tankut. Al bakalım. Bir de bu çıktı şimdi. Çocuğun yanında sesimizi bile yükseltemiyoruz. Ne demek sen çalmayı bilmezsin? Kardeşim, öğreniyorum diyorum, öğreniyorum. Sana bir parça çalayım mı? Ne zahmeti kardeşim, dinle bak bak. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de... Rafi, nasıl kardeşim? Sütü olan suratıma kapatmış. Akdeniz. Canını sıkma İpek ya. Tankut da alışır Efe'ye. Hem o zaman ne yapacak biliyor musun? Hadi gel biz de çocuk yapalım diyecek sana. Bilemiyorum abla. Çocuk olayından tamamen soğutmayalım da. İpek teyze, sen Tankut amcayı yoğurtlu mu seviyorsun sade mi? Aa, o nasıl soru Efe'ciğim? Bu çocuk beni çıldırtacak yeşil gözüm. Bu çocuk beni çıldırtacak. Ya yemediği yetmiyormuş gibi bütün yoğurdu suratıma püskürttü. Sen böyle sabahtan akşama kadar burada aylak aylak otur. Ya iş insan ayağına gelmez. İşi sen kovalayacaksın. Baba iş yok ki kovalayayım. Olsa hiç yapmaz mıyım? Baba dünyanın ekonomisinde genel bir durgunluk söz konusu. Dünyanın mevcut konjonktürünü ben değiştiremem ya. Başlatma şimdi dünya konjonktüründen. Başlayın baba, başlayın vallahi hakkınız var. Bu ne böyle canım, olmaz ki. İşsizlik almış başını gidiyor. Dolar euro arasındaki paritesindeki makas iyice açılmış. Nedir bu ya? Başlayın baba ya. Sen adam olmazsın Kadir. Sen adam olmazsın. Konuşuyorum ama boşuna konuşuyorum. Estağfurullah baba, siz hiç boşa konuşur musunuz? Ne oluyor Kadir abi? Yine Kudret amca köpürdü galiba. Köpürdü. Köpür köpür köpürdü. Köpüklü kahve gibi oldu. Dombili, babamla annemi bir an önce barıştırmalıyız. Babam burada kaldığı sürece bizim canımızı okuyacak belli ki. İyi de Kadir abi, nasıl barıştıracaksın ki? Hallederiz AŞ'de, çareler tükenmez Dombili. Mutlaka bir şey... Galiba buldum Dombili. Alo, Hülya? Efendim Kadir? Hülya, annemle babamı mutlaka barıştırmamız lazım. Adam hayatımı kaydırdı ya. Her şeyime karışıyor. Tuvalete gitmeme bile laf ediyor. Annen de benim başımın etini yiyor. Yok Kudret kahvaltısını yapmış mıdır? Yok Kudret ilaçlarını almış mıdır? Kadir, biz bu kavga etme oyununu hiç oynamayacaktık. Hı hı. Ya bizi barıştırmak isterken onlar kavga ettiler. Üstelik memlekete gidiyorlarmış. Bir çuval inciri berbat ettik. Hallederiz Hülya, hallederiz. Eğer barıştırırsak memlekete dönmemeleri için hiçbir sebep kalmaz. Şimdi ben ikisinin ağzından da birer özür mektubu yazacağım. Öyle bir edebiyat parçalayacağım ki değil barışmak, birbirlerine aşık olacaklar. Sevgili karıcığım. Sevgili kocacığım. Öncelikle selam eder. Yanaklarından öperim. Ne diyorsun sen Dombili ya? Yanaklarımdan öperim filan. Sulandırma oğlum işi, sulandırma. Neden? Kudret amca Bahriye teyze öpmez mi? Canım öper de oraya yazmak zorunda mısın? Ne yazacağım peki? Ne bileyim, mesela şöyle yap.
Öncelikle selam eder, hasretle kucaklar. Benim bildiğim Kudret amca Bahriye teyzeyi kucakladıktan sonra öper de. Dombili, beni dele etme. Dele etme beni Dombili. Adam gibi bir şeyler yaz. Tamam, tamam. Sevgili karıcığım. Efendim. Ya ne diyorsun Dombili? Aman Kadir abi ya, kafam karıştı. Sen böyle Kudret amcanın ağzından sevgili karıcığım yazınca... ...ben de Bahriye teyzenin ağzından efendim yazıverdim. Dombili, git şu mektubu içeride yaz. Benim de kafamı karıştırıyorsun. Ama biraz çabuk yaz. Çünkü bu mektubu daha götürüp anneme vereceksin. Peki, peki. Ya Kadir abi... ...acaba diyorum bu selamı kelamı kesip direkt özür dilesem ha? Olur mu öyle şey oğlum? Biraz edebiyatını konuştur ya. Sevgili kocacığım. Öncelikle selam eder, yanaklarından öperim. Salak Dombili. O kadar da söyledim öperim möperim yazma diye. Yaşadığımız o tatsız olaydan dolayı senden ne kadar özür dilesem azdır. Bilmem beni affedebilecek misin? Vesaire vesaire vesaire. Ne diyor baba? Özür diliyor. Barışın işte baba, daha ne yapsın annem? Tamam, barışırım. Ama bu mektupta yazdıklarını gelip yüzüme söyleyecek. Bir de... ...hepinizin önünde benden özür dileyecek. Anne mektupta özür dilemiş ya işte. Mektup ayrı. Nasıl ki sizlerin önünde ters ters konuştu... ...gene sizlerin önünde benden özür dileyecek. Bence affet gitsin baba. Şimdi bir de bizlerin önünde ezilmesin anne. Ezilsin. Ezilsin ki bir daha böyle bir şey yapmasın. Herkesin içinde benden özür dilemezse asla affetmem. Diler canım ne olacak? Ağzına yapışacak değil ya baba. Tamam o zaman. Yürü gidiyoruz. Tamam. Hadi, hadi. Evet, sizi bekliyorum Bahriye Hanım. Ben de sizi bekliyorum Kudret Bey. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Biz isterseniz sizi yalnız baş başa bırakalım baba. Aa, evet Kadir, biz içeri geçelim. Oturun. Hepinizin önünde özür dileyecek. Ne münasebet, sen özür dileyeceksin. Ya mektupta hatalı olduğunu kabul ediyorsun. Şimdi niye kıvırıyorsun? Ne mektubu? İşte neler yazmışsın. Okuyayım mı? Aa, ben sana mektup yazmadım ki. Asıl sen bana mektup yazmışsın. İşte burada. Üstelik benimle barışmak için yalvarmışsın burada. Asla. Ben kimseye yalvarmam. Mektup falan da yazmadım. Kim yazdı o zaman bunu? Tamam canım uzatmayın. Ben ikinizin yerine de özür dilerim. Ben de özür dilerim. Bunları sen yazdın değil mi Kadir? Bir dakika baba ben izah edebilirim. Yani açık... Neyi izah edeceksin ha düzenbaz herif? Neyi izah edeceksin baba, ha? Oh, neyi... Bu kadar da kötü çalınamaz. Yürü kalk gidelim. Gidelim. Daha çıkmazdıklarını silemedik ya. Kes abicim, kes kes ya. Bırak şunu çalmayı. Bütün müşterileri kaçırdın be. Ben niye kaçırayım abicim? Onların gideceği varmış. Sen öyle san. Dua et Defne burada yok. Eğer olsaydı var ya o da kalkar giderdi. Bir daha da suratına bakmazdı senin. Senin fena halde ders almaya ihtiyacın var dostum. Ders almaya mı?
Hiç gitar çalmayı bilmiyorsun. Ama merak etme, benim ders verdiğim herkes birkaç gün içerisinde tizden gitar çalmayı öğrenir. Ciddi misin? Abiciğim bana ders verirsin değil mi? Bak hayat memat meselesi ya. Ayıp ediyorsun Dombili. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol ya. Abime bir tane bir şeyler versene, bira mira koy önüne kardeşim. Yok ya, sen önce hesabını öde. Tamam abiciğim, vereceğiz, ne uzatıyorsun ya? Ne içersin abi? Sinan abi, ne yaptıysam barıştıramadım annemle babamı. Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar ya. Hadi ne oluyor size böyle oğlum? Önce Hülya ile sen, sonra annenle baban. Vallahi bilmiyorum Sinan abi. Bir de sen konuşsan babamla. Konuşacağım elbet. Bu yaştan sonra olur mu öyle şey? Müjgan da size gitti zaten. İnşallah anneni ikna eder. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk Kudret abi. Nasılsın? Pek iyi görünmüyorsun. Ya işte böyle Müjgan. Hay Allah. Buyurun. Ah, teşekkürler. Afiyet olsun Müjgan abla. Sağ olasın. Bu kadar yıllık evlisiniz Bahriye Hanım. Yani şöyle bir şey için yuvanızı yıkacak değilsiniz ya. Yıllarca çektiğim yeter Müjgan Hanım. Artık burama kadar geldi. Biraz saygı istiyorum. Ben şamar olan değilim. Aman canım, her evlilikte ufak tefek sürtüşmeler olur. Tabii ya, biz de her zaman Kadir'le sürtüşürüz. Bizde sürtüşme olmaz ki kızım. O bağırır çağırır, ben hep susarım. Ama yeter artık. Burama kadar geldi. Hiç boşuna çeneni yorma Sinan. Kadın hep suçlu hem güçlü. Ne suçu var ki? Bir kadın erkeğe laf çevirmez Sinan. Biz böyle görmedik. Ama devir değişti artık baba. Şimdiki kadınların hepsi feminist oldu. Sen hiç konuşma Kadir. Sen hiç konuşma. Zaten bütün bu olup bitenler hep senin yüzünden. Düzelir, düzelir. Vallahi biraz zor düzelir. Hay Allah, ne yapsak acaba? Tam da memlekete dönecekken şu işi görüyor musun Müjgan abla? Hiç umut yok mu yani? Gelsin, özür dilesin, gönlümü alsın, o zaman bakarız. Gelip özür dileyecek. Ayaklarıma kapanacak. Babacığım, önce siz bir adım atsanız. Ne adım atacağım ya? Ben mi kabahatlıyım ama? Ortada bir şey yok ki Kudret abi. Bu işi bu kadar inada bindirmeyin. Bindiririm Sinan. İnadım inat benim. Geldim, geldim. Hoş geldiniz. Mahvoldu Hülya. Resmim mahvoldu. Ne oluyor İpek? Efe Tankut'un resmini bozmuş abla. Ay. Bakayım Tankut. Bak. Bozmadım, düzelttim. Ya, ne demezsin? Ben tam 20 yıldır resim yapıyorum. Bacak kadar bir çocuk eline fırça alıp benim resimlerimi düzeltiyor. Aman Tankut, abartma, neresini bozmuş? Yani senin daha önce yaptığın resimler de böyleydi. Bana söylemeseydiniz gerçekten ben bunu Tankut yaptı sanırdım. Teessüf ederim Hülya. Teessüf ederim. Bak Dombeli, iyi gitar çalmak istiyorsan öncelikle çok çalışmalısın. Çalışırım hocam. Defne için gerekirse gece gündüz çalışırım. Güzel, o zaman ilk dersimize başlayabiliriz. İlk önce sana gitarı nasıl tutulacağını göstereyim. Yapma hocam, gitar tutmasının nesini öğreteceksin sen bana ya? Sen bana en iyisi acilen Defne'nin sevebileceği bir parçayı öğret yeter. Bu resim benim başyapıtım olacaktı Hülya. Onunla biennallere katılacaktım, ödüller kazanacaktım. Şu hale bak. Aynısını tekrar yapamaz mısın? Yaparım. Sen sus Efe. 6 aydır bu resmin üzerinde çalışıyordum. Aynısını nasıl yaparım? Aynı duyguyu nasıl yakalarım? Düzeltemez misin peki? Düzelttim ya pek teyze. Darnesini düzeltecek. Efe. Allah'ım, bu çocuğa ifrit oluyorum. İfrit oluyorum. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Benim yanımda sesini yükseltme. Çocuğum ben. Tamam, sağ ayağını şimdi buraya koy. Tamam. Şunu bir yerleştirelim. Evet, sağ elini buraya. Hayır, o şekilde değil. Bileğini bük, Dombili. Tamam, o şimdilik burada dursun. Tamam. Sol elini de bu şekilde koyacaksın. Baş parmağın şu arkaya gelecek. Baş parmak. Böyle iyi mi? Evet. Böyle iyi mi? Hayır, Dombili, baş parmağını bu arkaya koyacaksın. Olmuyor Dombili ya, olmuyor. Kasma kendini bu kadar. Abici, sen karışmasana benim gitarı nasıl tutacağıma ya. Belki benim tarzım böyle.
Ne demek tarzın böyle? O elinde tuttuğun gitar elektrik süpürgesi değil. Ayrıntılara geçelim hocam. Lütfen bana bir tane parça çalmasını öğretir misiniz? Bak bu buradaydı değil mi? İpek. Bence bu Efe'yi ailesine teslim etmelisin. Tanku da çocukları sevdirelim derken nefret etmesine neden olacağız. Galiba haklısın abla. Hiçbir işe yaramadı. İpek abla! Aa, ne bu gürültü? Tanku da Efe! Ben bittim. Var ya, yakalarsan mahvedeceksin. İşte bu yüzden çocuklar abi. Nasıl olmuyor abicim? Çalıyorum işte. Hayır abicim, sen çalmıyorsun. Sen resmen katlediyorsun. Nasıl katlediyorum ya? Hocam kusura bakma ama bence sende hiç müzik kulağı yok. Dombili. Efendim hocam. Bu Defne denen kızı etkilemenin başka hiç yolu yok mu abicim? Hani sanırım böyle çok zor olacak. Ben zoru severim hocam. Yıllardır uğraşıyorum ama hala vazgeçmiş değilim. Akdeniz akşamları. Şu inadı bıraksan diyorum artık baba. Bak ikimiz de burada perişan olduk, sefil olduk, rezil olduk. Akşam akşam asabımı bozma benim. Ne yapacağımı sana mı soracağım ben? Estağfurullah baba, ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Yoksa bana göre hava hoş yani. Ya dünya yıkılsa onunda olmaz ben. Bir tas yemek yapıp önüme koymak ağır mı geldi sana? O nasıl söz babacığım? Buyur, ya, afiyet olsun. Buyur bakalım Alp kardeş. Eyvallah. Senin dombili tam bir kazma çıktı Çağatay. Adam öğrenmemek için resmen ayak diriyor ya. Yapma ya. Sen şimdi hiç mi bir şey öğretemezsin ona? Bu tahtaya ne kadar öğretebilirsem ona da o kadar öğretebilirim gitar çalmayı. İyiymiş ya. Ben daha kötü bekliyordum valla. Şu yaptığın yemeğe bak ya. İnsan şunun içerisine birazcık tuz atar. Ben bilhassa atmadım baba. Tuz tansiyonu yükseltiyor ya, o yüzden. Asıl sen benim tansiyonumu yükseltiyorsun. Her yaptığın iş yarım yabalak. Baba sinirlenme. Bak şimdi tansiyonun çıkacak yine. Anan da sen de bir tutturmuşuz tansiyon ya. Bir şeyim yok benim. Niye abartıyorsunuz? Sizi dinlemiş olsaydım çoktan ölmüştüm ben be. Ama babacığım... Kes! Kes! Baba iyisin değil mi baba? Baba! 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 Baba dur! Baba! Baba sakin ol! Ne yapacağım ben? Baba! Can kurtar! Ambulans! Baba! 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 Baba ne olur kendine gel! Baba! 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 Kaçtı ambulans ya! Kaçtı! Doktor çok üzülmüş demiş. Onun için çıktı tansiyonum. Hep benim yüzümden. İyiyim ben, bari iyiyim ben. Hem senin ne kabahatin var ki? Olmaz olur mu? Yok yere kavga çıkarttım ben. Üzülme bari. Ben de kabahatliyim. Valizler hazır gibi Kudret. Oh. İyi. Ha, yeşil gömleği bir de koydun mu? Koydum canım, koydum. İyi. Sen merak etme, hiçbir şey unutmam ben. Bu memlekete gitme işinde nereden çıkardınız babacığım, anneciğim? Ya ne güzel kalıyordunuz işte. Hem daha iyileşmediniz baba. Evet, birkaç gün daha kalsaydınız baba, istirahat etseydiniz. Memleket kaçıp gitmiyor ya. Yarına kadar bir şeyim kalmaz benim. Merak etmeyin. Olmaz olmaz. Vallahi bırakmam. Selam millet. Hocam nasılsınız? Oo hoş geldin Eric Clapton. Ne o gitarını gezdirmeye mi çıktın yine? Sen alay et abicim. Ben işi kaptım bile. Merhaba Hasan. Merhaba. Öğrendin mi gitar çalmayı? Tabii canım, öğrenmez miyim? Ya ben zaten biliyordum da gitar hocam sayesinde daha da ilerlettim. Merhaba.
Defne otur istersen. Ben de şöyle geçeyim. Dinle bak. Aferin bu arada. Burada kalmıştır. Olmuyor Dombili, olmuyor. Sana kaç defa söyledim, gitar öyle tutulmaz. Bak böyle tutacaksın. Geç şöyle bakayım. Yalnız hocam bağırmasak diyorum arkadaşın yanında. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele günde aylardan Temmuz ise bir başka. Ama baba... Ya iyiyim diyorum. Niye abartıyorsunuz? Yok baba olmaz. Dünyada bırakmam. Şunun şurasında ne kadar kaldınız ki? Yolcu yolunda gerek evladım. Zaten aylardır buradayız. Olsun. Burası sizin eviniz. Yabancı yer mi anneciğim? Evet dede. Biraz daha kalın. Hadi baba. Ceren'i kırma hiç değilse. Abartma Kadir. Bir bakarsın cayı verirler. Kalacaksınız değil mi dede? Dedenler memleketi özlemişler Ceren'cim. Anlayışlı ol biraz. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum, aşık oldum. Bravo muhteşem. Çok güzel çalıyorsunuz. Teşekkür ederim. En çok hangi tür müzikten hoşlanıyorsun? Rock. Aa öyle mi? Ben de bir rock barda çalıyorum. İsterseniz bu gece gelin misafirim olun. Harika olur. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Sen de çalış Dombili. Çalış. Görüşürüz çocuklar. Aa, isminiz neydi? Ali. Seninki? Tamam. Ne olur babaanne, birkaç gün daha kalın. Ceren, uyku saatin geldi. Hadi doğru odana. Tamam. Herkese iyi geceler. İyi geceler yavrum. Hadi biz de dışarı çıkalım Kadir. Dışarı mı? Dışarıda ne yapacağız Hülya? Kadir, bugün evlilik yıl dönümümüz, unuttun mu? Hani dışarıda restoranda yer ayırtacaktın. Unutmak mı? Yer ayırtmaya ne gerek var Hülya? Şimdi bütün restoranlar bomboştur. Hallederiz yani. Sen duygusuz adamın tekisin Kadir. Bir de kaç gün önceden hatırlattım unutma diye. Hani unutmayacaktın? Vallahi unutmadım Hülya. Şimdi sen söyleyince şıp diye hatırladım. Unuttuysam şu Nimet'e kör bakayım. Nimet var mı buralarda Nimet? İnanamıyorum. Sen düzenbaz adamın tekisin Kadir. Artık söylediğin hiçbir lafa inanmayacağım. Ama benim minik kelebeğim. Sahtekar diyemezsin Hülya. Seni terbiyeye davet ediyorum. Bana sahtekar diyemezsin. Aç o bavulları Bahriye. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyor muyuz? Onları böyle kavgalı bırakamayız. Barıştırmadan hiçbir yere gidemeyiz. Evet canım, barıştırmadan hiçbir yere gidemeyiz. Memleket kaçmıyor ya. Ya ben ne diyorum ha? Ben ne diyorum? Canım bağırma, sana niye bağırıyorsun? Ya sus be kadın. Tamam sus. Bak.